Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. En zor iş, insan kendisini yönetmesidir. Çünkü yöneteceği kişi yine kendisidir. Yönetilecek de yönetecek kişi yine kendisidir. Ben kendimi yöneteceğim. Enteresan, hiç onu düşünmedim ben. En zor iş kendini yönetmek. Evet. En zor iş, insan kendisini tanımasıdır. Başkası kolaydır. Hatta Allah, ben arefe nefse, fakat arefe rabbe. Yani Allah bile tanımak ve tanınmak kolaydır. Allah kolaydır. Çünkü hariçtir. Ama insan kendisini tanıması çok zordur. Hemen Kur'an psikolojisine gireceğim de. İnsan, 18 bin alemin kavşağı. Her bir alem kendisini bir şekilde ifade ediyor. İmam-ı Gazali der ki döneminde, her gün en az 2000 haleti ruhiye, fikir ve his değişikliğine uğrar. Fırtına eser, bazen poyraz, bazen lodos eser. Onu dengede tutturabilmek için der Gazali, ikide bir oynak, kaypak, değişen ve dönüşen ölçülerle, ben yuvarlak söylüyorum, onu tutamazsınız. Eğer sabit ölçünüz yoksa, sabit bir şablonunuz yoksa, zaten öyle dua var hadiste. Devamlı değişen kalp için söylüyor Allah Resulü. Kalbimi diyor, istikamette, rizanda sabit kıl. Öyle mi? Sen duada yapıyorsun ya bakalım. Şimdi, değişen bir fikir, gireceğim mevzuya da, değişen bir fikir, oynak bir his, kontrolü çok zor olan bir latife ruh, fikir dima, his kalp, latife ruh. Bunlar üçü bir arada. Bunu kontrol etmek, cennetini fethuli fi ibadi, fethuli cenneti, gireceksiniz geleceği söylemiyor, gir cennete. Veya bu cehennem oluyor. O kadar acayip bir ileriye giriyor ki bu cehennem oluşu. Bundan kurtulmak, çare, ilaç, hap neymiş biliyor musun? İntihar. İntihar bir şeyin çaresi gibi gözüküyorsa o cehennemi hayal edebiliyor musunuz? İntihar çare görüyor. Ona göre çare intihar. Peki çare bu zannediyorsa o insanın içinde yaşadığı nedir? Alevleri düşünün. İnsan kendisini kontrol edemediği için ya fikir üç boyutta geliyor. Ya fikir, ya his, ya latife. Dima, düşünce. Aklıma bela olmuş. Aklımın şerinden aklımı kurtarmaya çalışıyorum. Düşüncelerimle düşüncemi kontrol etmek ne kadar zor. İşte bu insan üç zamanla mukayyet. Geçmiş, hal ve gelecek zaman. Aslında bu ders terapi dersi yani biliyor musun? Böyle de doktor da bilmez bunları. Bu saha rüyat sahasıdır. O bedensel hormonlar noktasında söyler. Düşünce noktasına söyler. Şöyle düşün, böyle düşün. Bu ne hiç? Niye? Şu hormon eksik. Biz histen bahsediyoruz, latifeden bahsediyoruz. Şimdi üç zaman. Gelecekten korku olur. Elem olmaz, korku olur. Geçmişten elem olur. Şimdi şu zamanda en çok insanı meşgul eden şeytan, geçmişin alamını, elemlerini getirir, bloke eder. Geçmişin olumsuzlukları var ya, bir sürü olumsuzluklar olmuştur yani. Hayatın içerisinde onlar da lazımmış. Tek başına ömür boyu yediğin tuzu yersen şimdi ölürsün. Ama 40-50 seneye yemeğe dağıtarsan gayet de lezzetlidir. İşte olumsuzluklar da böyle. Getirir onu sanki bu zamanda yapmışsın gibi.
bugünkü mahkemesine koyar, düşünceni, hissiyatını, latifini bloke eder. Bloke edince artık yaşanmaz olur. Bu sefer ne yaparsın? Filmdir, şarkı türkülerdir. Bunlar sıkıntıdan kurtulmak için bulunan geçici neşter değil, uyuşturucu, üfürücü merhemlerdir. Peki çare nedir? O zaman bana öyle bir şey lazım ki, bu değişen ve dönüşen bir sistemi, kontrol altına alıp, yani sıkıntısız bir dünya, öyle bir dünya yok. Öyle bir şey hayal etme, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Sıkıntı olacak. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı oluyor. Sıkıntını yönetebilirsen, arkasına geçersen, o sana basamak olur. Kemal olur. Yani yandım piştim oldum olur. O zaman böyle değişen ve dönüşen bir sistemi, standart böyle bir şablonu yoksa, yani ikide bir değişiyor. İkide bir değişiyor duygular, düşüncesi. Tam ne güzel oturtmuştum bugün. Yarın veya gece. He ama bir düşünce geliyor. Farklı bir ek. Haydi yeniden o ne güzel oturtmuştun o sistemi. Ufak bir kıvılcım geliyor. Bir fikir, bir his. Ya bunu da deseydim keşke. Bu sefer onu alt üst ediyor. Yeniden düşünüyorsun. Böyle devam ettikçe insan yoruluyor. Yoruluyor ve tahammül edilemez bir hale geliyor. O peki sabit bir şablon var mı? Var. Nedir o? Edile-i Şeriye, kitap, Kur'an, sünnet ve ulemanın kıyası ve icma. Yani sana denmiş ki de, deme, ver, verme, git, gitme. Bu kurallar, bu fiziği yöneten metafizik aleminin koridorları ile bloke etme, seni olayın arkasına taşıyan yöntemlerdir. Din zannediliyor ki böyle bir sevap günah zannediyor. Sevap günah. Din öyle zannediyor. Din ustad diyor ki din hayatın hayatıdır. Evet. Hem de ruh hem esasıdır. Din hayatı yönetmektir. Din alemlerle varlıkla kendini ifade etmektir. Din olayların ilişkisi ve çelişkisini çözmektir. Din farkındalığa getirmektir. Din duygularına ve fikriyatına kıblesini koymaktır. Kendine anlam katmaktır. Varlığın süreci olmadığını, varlığın başı ve sonucu olduğunu, ağacın çekirdeği ve meyvesi gibi olduğunu sana söylüyor. Bu din böyle bir namaz, oruç zannetme. Buna delil zaten sizde, biz de yaşıyoruz. Bu şablonlara uyulmadığı zaman evler olsun, kişiler olsun nasıl fırtınalar estiğini, nasıl aileler çöktüğünü, çatır çatır nasıl sesler geldiğini, akrabalar, yuvalar, içsel alemlerin nasıl sesler getirdiğini siz zaten biliyorsunuz. İnsanlık ne hale geldiğini. İşte ustad da bunun en temelini bir öyle bir enerji bulmuş ki, var olan enerji zaten, ama ona odun atıyor işte sönmek üzere. İman diyor. İman şöyle bir bağ zannediliyor. Bir münasebet, bir anlayış zannediliyor. Hayır, imana kuvvet ve nur diyor. Yani enerjidir, varlıktır. Pildeki enerji gibidir. Onunla sen sesi de, kamerayı da, kaydı da yazıyı da yaparsın. O akü, batarya. İşte o enerjiyi aktif etme yolunu seçti. Çünkü bu asır fikren, hissen ve latife olarak çökeceğini biliyor. Çünkü niye? Asıl imamı. Risale-i Nur onun için imana kuvvet vermiş. Adama diyor ki diğer meşhur. Şimdi ya farkında değil. Asrı tanıyamamış ki. Şunu okuyun diyor gece. Teheccüde şunu yap diyor. Ya adam intiharı düşünüyor. Ya ne namazı ya? Namazı farzdan vazgeçti de teheccüden bahsediyorsun. Yani acayip bir şey yani. Bu sanki tarihin derinliklerinde bulunan bir ruhun hortlamış hali. Hiçbir şeyden sanki
dünyanın gerçeklerinden haberi yok. Şunu okursanız şu kadar sebap olur diyor. Lan duman olmuş aileler, fikirler alt üst olmuş. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Sen nereden bahsediyorsun? Neyi bahsediyorsun? Bu tamir midir ya? Şu kadar namaz kılsanız. Yani kendisini fark etmemiş ki ben kimi bilmiyor. Onun için o tür söylemler var olan imandan istifade yolu der tarihçi hayatta. Var olan iman buna yeter mi bunu yapmaya? O enerji buna kafi mi? Bu marş, bu akü bunu çevirir mi yani? Bu 12 voltluk, 24 voltluk aküyle dozeli motorunu mu çalıştıracaksın? Dozeli nasıl çalıştıracağız? Taksi ancak zor çalışır. Yani imanı kuvvetlendirmek gerekiyor. İşte ben de imani hizmetlerin dışında böyle orada malum hadise işte hapisteyken böyle dedim ya Kur'an'a şöyle bir psikoloji diye bir bakayım. Bakayım neler diyor da ne ölçüler bulabilirim kendime merhem olarak. Ben de size sunayım. Şimdi İsra suresi.